Ünitemizin son bölümü olan alternatif enerji kaynaklarına geldik. Alternatif enerji kaynakları aslında yenilenebilir enerji kaynakları olarak da bilinir. Bunun yanı sıra tabii bu bölümde sürdürülebilirlik ve nanoteknoloji hakkında da biraz bilgi veriyor olacağız. Dünyadaki doğal olaylar sonucu oluşan ve sürekli var olmaya devam eden temiz enerji kaynaklarına biz yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenebilir enerji diyoruz. Dolayısıyla burada bu enerjiler sayesinde atmosfere verilen karbondioksit salımı en aza indirgenerek çevre kirliliği yaratılmamış oluyor. Yenilenebilir enerji kaynakları kullandıkça tükenmeyen enerji kaynaklarıdır. Örneğin rüzgar ve güneş enerjisi kaynağı tükenmeyen, kaynağı sınırsız olan enerjilerdir. Bunlardan işte elektrik enerjisi üretilebilir bilinirse o zaman hem çevreci bir üretim yapmış oluruz hem de kaynak olarak tükenmeyen bir kaynağı almış oluruz. Temiz enerji kaynaklarının maliyetleri genellikle yüksektir ancak klasik enerji kaynaklarına da alternatiftirler. Bu enerji kaynaklarına bakarsak güneş, rüzgar, dalga, jeotermal, gelgit, hidroelektrik, biyokütle ve okyanus olarak bilinen enerji kaynaklarımız vardır ki güneş enerjisi bunlardan önemlisi. Yeryüzündeki tüm enerji kaynaklarının kökenini biliyorsun ki güneş, konutlarda ve iş yerlerinde su ısıtmada özellikle güneşli gün sayısının fazla olduğu yörelerde güneş enerji panelleri vardır. Su ısıtmada bu kullanılır. Ulaşım araçlarında, sinyalizasyonlarda elektrik enerjisi üretiminde kullanılır ki elektrik enerjisinde kullanımı şu anda ülkemizde de dünyada da yaygınlaşıyor ve oldukça da önemli bir pazar haline geliyor. Avantajlarına bakarsak çok temiz ve ekonomiktir, çevre dostudur, hiçbir şekilde çevreye zarar vermez, dışa bağımlı değildir, yenilenebilirdir ve doğrudan ısı enerjisi buradan elde edebiliyoruz. Dezavantajı ise kurulum maliyetleri biraz fazladır ama her zaman aynı yoğunlukta bulunmayabilir. Çünkü burada coğrafi koşullar devreye girer. Hani güneşli gün sayısı fazla olan yerlerde kurulması beklenir. Eğer çok fazla güneş almayan bir bölgede yaşıyorsanız zaten güneş enerji panellerinin kurulması da çok sağlıklı olmayacaktır. Rüzgar enerjisine bakarsak dünyada kullanılan en eski enerji kaynaklarından biri, günümüzde de rüzgar pervaneyle elektrik üretimi yapılıyor ki rüzgarın çok fazla olduğu yörelere rüzgar gülleri kuruluyor. Temiz ve ekonomik, çevre dostu, dışa bağımlı değil ve yenilenebilirdir diyebiliriz avantajlar arasında. Güneş enerjisi de benzer şekilde. Kurulum olarak maliyetler tabii ki yüksek, gürültülü çalışmaları, kuş ölümlerine sebep olmaları, rüzgarın hızının değişken olması gibi faktörler rüzgar enerjisinin dezavantajı gibi görülse de aslında yine de sürekli rüzgar alan bölgelerde rüzgar güllerinden faydalanmak oldukça önemli oluyor. Jeotermal enerji kaynaklarına bakacak olursak da yer kabuğunun çeşitli katmanlarında birikmiş ısının sıcak su, buhar ve gaz olarak dışarı çıkmasıdır. Kaplıcalar jeotermal enerjinin kullanıldığı en önemli alanlardır. Burada daha çok ısıtma ve sağlık turizmi olarak kullanıyoruz ama gayzer kaynakları olan yerlerde elektrik enerjisi üretimi de yapılmaktadır. Yani gayzer demek böyle o buharın çok yoğun bir şekilde yüksek basınca çıktığı yerler demektir. Gayzer kaynakları biraz daha azdır ama jeotermalde biz daha çok sıcak su anlamında faydalanıyor oluyoruz. Avantajlarına bakarsak yenilenebilir ve tükenmez bir enerji kaynağı. Çünkü yerin merkezinin ısısıyla suyun ısıtılması söz konusu. Dışa bağımlı değil, temiz ve çevre dostudur, ucuzdur. Yangın, patlama, zehirlenme gibi risk faktörleri taşımadığından da oldukça güvenlidir. Dezavantajına bakarsak yapısında hidrojen, sülfür ve karbondioksit gazlarının açığa çıkması nedeniyle ayrı bir işleme tabi tutulması gerekir ama bu da çok önemli bir işlem değildir. Hidrojen enerjisine gelecek olursak hidrojen yakıt pilleri burada devreye giriyor ve birim kütle başına en yüksek enerji değerine sahip olan yakıt türüdür. 1 kilogram hidrojenin verdiği enerji 2.8 kilogram petrolün verdiği enerjiye eşittir. Dolayısıyla aslında kapasite kullanımı olarak yaygınlaşırsa çok önemli bir enerji kaynağı haline gelecek. Temiz ve enerji dostudur, verimliliği de yüksektir çünkü biz hidrojeni içten yanmalı motorlarda yakarsak dışarıya su buharı verecektir. Dolayısıyla bunda çok fazla bir zararı yoktur biliyorsun fosil yakıtlar kadar. Dezavantajına bakarsak üretim maliyetli ve depolanması tehlikeli çünkü hidrojen gazı yanıcı özellikle ve patlayıcı özellikle bir gazdır. Burası da bir dezavantaj oluşturur. Biyokütleye bakacak olursak biyokütle mısır, buğday gibi daha çok böyle karbonhidrat açısından zengin bitkilerin, otlar, yosunlar, hayvan dışkıları, gübre atıkları gibi ya da evlerden atılan tüm organik çöpler gibi kaynaklardan elde edilen enerjidir diyebiliriz.
Bitkisel biyokütle kaynaklarına bakarsak daha çok yağlı tohumlu bitkileri seçiyoruz burada. Ayçiçeği, soya gibi. Ya da nişasta açısından zengin olan şeker, şeker pancarı, patates, buğday gibi bitkiler, lifli bitkiler, proteinli bitkiler. Bu anlamda bitkisel ve tarımsal tüm atıklar, dal, yaprak, sap, çöp gibi şeyler biyokütle kaynaklarıdır. Orman ve orman ürünlerinden elde edilenlere bakarsak burada da ağaç ve orman atıkları burada kaynaklık eder. Hayvansal biyokütleye bakarsak mezbahane atıklarını alabiliriz. İnek, at, koyun gibi hayvanların dışkılarını alabiliriz. Yani bu tür atık ürünlerin hepsi bize enerji olarak geri dönecektir. Organik çöplerden elde edilen, kanalizasyon, dip çamurlardan, gıda sanayi atıklarından, endüstriyel ve evsel atık sulardan elde edilen atıklar da biyokütle olarak karşımıza gelir. Biz buradan ne yapıyoruz? İşte bunları işleyerek bunlardan işte metan gazı ya da işte etil alkol, biyoetanol dediğimiz etil alkol üretimi gibi yakıtlara dönüştür. Bunları biz içten yanmalı motorlarda ya da ısıtma sistemlerinde kullanıyoruz. Bunlar bu anlamda çevrecidir diyebiliriz. Neden? Çünkü bunlar zaten atıktı. Kaynak olarak bunu da kullanmış olursak yine yenilenebilir bir enerji kaynağı elde etmiş oluyoruz. Bor mineraline bakarsak ülkemiz için önemli nedir? Dünya bor rezervinin yaklaşık %75'i ülkemizde bulunmaktadır. Bor hidrojen gazı elde edilmesinde oldukça önemli bir elementtir. Çünkü hidrojen gazının birçok alanda biz kullanıyoruz. Hidrojen gazının elde edilmesinde kullanılıyor. Bor ürünlerini biz cam, tarım, kimya, deterjan, seramik gibi birçok alanda, nanoteknolojilerde, otomotivde, elektronik ve iletişimde, uzay ve hava araçlarında, nükleer uygulamalar gibi birçok alanda bor ürünlerini kullanıyoruz. O yüzden bor minerali hidrojen gazı üretilmesi açısından önemli bir mineral olduğu için oldukça önemlidir diyoruz. Nükleer enerjiye gelecek olursak da nükleer enerji 1879 yılında uranyumun keşfiyle başlamış ve 1934 yılında atom parçalanmasıyla devam eden süreçte politikacılar, bilim adamları ve sanayicilerin gündemine girmiş. Çünkü çok iyi bir enerji kaynağıdır nükleer enerji. Diğer birçok teknoloji gelişmeleri olduğu gibi önce askeri savunma alanında başlayan çalışmalar daha sonra ticari olarak devam etmiştir. Santraller 1970'li yıllarda yaygınlaşmış ve petrol kriziyle beraber başlamıştır. Petrol ve diğer hidrokarbon kaynaklarına sahip olmayan ülkeler bu kaynaklara olan bağımlılığını azaltmak ve enerji arz güvenliklerini temin etmek için nükleer santrallere yönelmişlerdir. Burada bakarsak dünyada hızlı bir şekilde nükleer santraller işletmeye alınırken 79 yılında Amerika'da yaşayan Three Mile Island ve 1986 yılında Sovyet Rusya'da yaşanan Çernobil kazaları ile göreceli bir yavaşlama olsa da nükleer santraller tüm dünyada kurulmaya devam etmiştir. Çünkü gerçekten çok yüksek verimli enerji üretimi söz konusu. Açığa çıkan enerjiyle suyu kaynatıp suyun buharını türbinden geçirerek elektrik enerjisi üretiyoruz ve sanayileşme ile beraber nükleer santrallerde artış da çok fazla artmıştır. Bugün gelişmiş olan birçok ülkede 30'dan fazla nükleer enerji santrali vardır ama şu anda yavaş yavaş artık kapatılma sürecine giriyor. Çünkü güvenlik kültürü, güvenlik tehdidi var. Buradan ortaya çıkan kazalar sonucunda. Nükleer santraller sahip oldukları güvenlik sistemleriyle doğal olarak çevremizde bulunan radyasyon ancak %1 kadar bir etkiye sahiptir. Aslında çok güvenli bir şekilde yapılıyor ama sonuçta dış faktörlerde yok değil. Bu kazalarda işte olduğu zaman da çok büyük çaplı yerleri etkiliyor. Sadece kendi kurulduğu ülkeyi değil, yan taraftaki, etraftaki tüm ülkeleri etkiliyor. Bu nedenle de santraller yerleşim, tarım, balıkçılık ve turizm yapılabiliyor. Aslında burada az bir radyasyon olduğu için nükleer enerjinin kurulduğu yerlerde. 70 yıllık süre içinde yaşanan tecrübeler, iyi örnekler ve gelişen teknolojiyle birlikte kurulan nükleer santraller 3 artı nesil olarak anılmaktadır. Yani dışarıdan insan müdahalesi olmadan 72 saat boyunca soğutma, uçak çarpmalarına karşı koruma, pasif güvenlik sistemleri, dijital kontrol odaları, kompakt ekipman ve sistem tasarımları gibi birçok önemli gelişme nükleer santrallerin daha güvenli tasarıma sahip olmasına sebep olmuştur. Bu anlamda da ülkemizde hiç yoktu biliyorsun. İlk nükleer enerji santrali Mersin'de Akkuyu Nükleer Enerji Santrali olarak kurulması planlanıyor. 2023 yılında da açılması planlanmakta. İkinci nükleer santral olarak da Sinop'ta 3 Mayıs 2013 yılında Japonya ile nükleer santral yapımı işbirliğine göre çalışmalar devam etmekte ama şu anda hala hazırda açık bir nükleer enerji santralimiz yoktur. Onu da söyleyelim. Sürdürülebilirlik konusuna gelecek olursak bu da kelime olarak çeşitlilik ve üretkenliğin devamını sağlamak
anlamına gelir. Bu anlamda insanın doğayla gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme niteliğinde tehlikeye atmadan günlük ihtiyaçlarını temin ederek kalkınmayı sürdürülebilir kılmak anlamına geliyor. O anlamda biz ne kadar doğal kaynakları korursak, insanla doğa arasında güzel bir denge oluşturursak sürdürülebilirlik bizim elimizdedir bunu sağlamak. Teknoloji, iklim, çevre şartları, enerji, doğal kaynakları iyi tanıyıp bunları analiz edersek uzun vadeli planlar yapılarak bizden sonraki kuşaklara da bunlar çok rahat kalacaktır. Bu anlamda yapacağımız ufak tefek değişiklikler, mesela enerji tasarruflu ampullere geçmek bile sürdürülebilirliğe yapılmış bir adımdır. Bunun yanı sıra işte elde bulaşık ve çamaşır yıkamak yerine makinelerin tam doluken çalıştırmak hem su hem de enerji tasarrufu sağladığından dolayı burada işte sürdürülebilirliğe bir adım daha atmış oluyoruz. Gün içerisinde ya ürettiğimiz organik atıklarınızı da geri dönüşebilir atıklar halinde ayrıştırmak da yine bir başlangıç olacaktır. Sonuçta atıkları da ayrıştırarak atmak, orada da bir geri dönüşüm sağlamak sürdürülebilirliğe bir katkı sağlayacaktır. Nanoteknolojiye bakacak olursak, nano Yunanca'da cüce anlamına gelir ve bir nanometre metrenin milyarda biridir. Yani bir nanometre 10^-9 metredir. Ya da insan saç teline bakacak olursak, kıyaslama açısından söylüyorum, saç telinin 10.000'de biri kadarlık bir büyüklüğe sahiptir. Nanoteknoloji dünyasında atomik yapılar çok daha farklı davranırlar. Dolayısıyla burada atomları üst üste dizebiliyoruz. Kendi kendine düzenlenme gibi yapılar meydana gelebiliyor. Eğer bu dizilimleri taklit edebilirsek veya bunları kopyalayabilirsek burada çok daha yüksek teknolojili ürünler elde edebileceğiz. Günümüzde fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar ve malzeme bilimi gibi alanlarda çok fazla gelişme olmaktadır nanoteknolojide. Özellikle roket ve uzay istasyonlarında ısıya dayanıklı nano yapılı kaplamalar yapılması, gen çalışmalarında nanoteknoloji oldukça önem arz ediyor. Burada birçok nano ölçekli aygıtlarla birçok zorluk aşılabilmektedir. Bununla ilgili gelişmeler de devam etmektedir. Özellikle insan vücudu içerisinde çalışan biyosensör yapımlarında nanoteknolojik malzemeler kullanılmaktadır. Savunma sanayisinde de yine nanoteknolojinin uygulama alanları vardır. Özellikle çelik yeleklerden karbon nanotüpler, karbon nanotüp katkılı çelik yelek yapıldığı zaman çelikten 10 kat kadar daha güçlü ve esnek, hafif bir yapı elde etmiş oluyoruz. Bu da nanoteknolojinin bir diğer uygulama alanı. İnsan vücudu içinde de hastalıklı dokuyu bulup iyileştiren, ameliyat yapan nano robotlar kullanılabilecek. İnsan beyninin kapasitesi ek nano hafızalarla güçlendirilebilecektir. Gelecekte bunları öngörebiliyoruz ve birim ağırlık başına şimdiye göre 50 kat daha hafif ve çok daha dayanıklı malzemeler üretilebilecektir. Nanoteknolojinin gelişimi en çok malzeme teknolojisini, malzeme mühendisliğini etkiler aslında. Dünyada çok farklı yerlere geldi malzeme mühendisliği ve daha da bunun önemi de artacaktır diyebiliriz nanoteknolojik ürünler sayesinde. Evet, bu bölümü de bitirdik. Ünitemiz de bitti. Şimdi bununla ilgili acemi ve amatör testlerimiz var. Bunları bitirdikten sonra ünitemiz de sonuna gelmiş oluyoruz. Bir başka kitapta, bir başka yerde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar dilerim. Hoşça kal.